paraları olan kağıtla birlikte sigortacı gidilecek, sigorta yapılacak. Ondan sonra notere gidilecek, notere sunacaksın sigorta kağıdını, motorun evraklarını, satış faturasını falan. Ruhsat çıkacak. Ondan sonra ilk tescil olacağı için, sıfır motor ilk tescil olacağı için 170-180 civarı olması lazım. Önceki motoru da öyle vermiştim. Ruhsat çıkarılacak. Ruhsat çıkarıldıktan sonra plaka basın belgesi veriyorlar. Plak, şoförler odasına gidilecek, plaka çıkartılacak ve bitti. Artık motor plakalı, ruhsatlı. Ehliyet zaten var. Benim A2 ehliyet var. Hani motor bu, gördüğünüz gibi sesini de duyalım, çalıştıralım diye. Şöyle kontağını açalım. Direksiyon da bayağı ağır. Böyle motoru sevdiğim için tekrardan işte bunu böyle bir şey yaptım. Çalıştıralım şöyle. Benzin çubuğumuz 3 dişli. Şöyle gözüküyor mudur bilmiyorum da gözüktü şu an 3 diş. Çalıştırdık. Egzoz sesini duydunuz. Kesici denemesini kesiciye sokmak istemiyorum. Daha rodajda olan motor, ki önceki motorda da rodajdaydı. Kesiciye sokmuştum. Video atmıştım hatta. Videolara gidip bakabilirsiniz. O önceki aldığım 180 Zivan'ın kesici denemesini yapmıştım. Bunu da yapmak istemiyorum yine. Kesici sesini duymak istiyorsanız önceki, yani yine o mesela önceki Zivan'la bu, o da Zivan'dı, bu da Zivan, o da aynı motor zaten ama bunun sesi daha biraz şöyle tatlı geliyor. Sanırım motorda motora farklılık gösterebiliyor. Motorda başka değinebileceğim yerler var mı? Bilmiyorum, o deposu 18 litre. Deposu 18 litre. İşte 5 vites bir motor. Fazla bir şey. Katalizörlü zaten, şöyle gördüğünüz gibi. Normalde yüzlük motorlarda şurası kapalı olur bir yakıt açısından. Yani bu yakıt geri dönüşüm için. Karbüratörlü gördüğünüz gibi, başka ne anlatabilirim? Bu mesela bunu bakıma götürdüğünüzde, böyle bir 180 Zivan S'i bakıma götürdüğünüzde rahat bir iki kutu açmak gerekiyor, ki iki kutu açmak masraf demek. Gördüğünüz gibi 1 litre 4 miligram yağ alıyor. Servise gittiği zaman bakım için yani iki kutuyu açması lazım. Yani 70, şöyle desek. Önceki Zivan'ı bakıma götürdüğümde 170 lira ücret ödemiştim ben. Yani ilk 500 bakım için düşünün, 170 TL ücret ödemiştim. İki kutuyu açmıştı. İşte zincir ayarı, şunlar bunlar. Tabii aslında servise gitmeye gerek yok. Bakımı kendiniz de yapabiliriz. Sonuçta servisin ilk 500'de kilometre yapacağı bakım olsun, 2000'de yapacağı olsun bakım, fazla bir şey etkilemiyor. Bir buji değiştiriyorlar, bir yağ değiştiriyorlar, bir zincir ayarını yapıyorlar, zincire yağ sıkıyorlar, sağa sol vidaları sıkıyorlar, bu kadar. Fazla bir şey yok ama sonuçta motoru sıfır aldın, sıfır niye aldın, garantili aldın, bırak servis yapsın, 50-100 lira neyse ver servis yapsın. Kendin yapıp da garanti dışı kalacağını, sağa solu bozulacağını. Ben servise götürüyorum yani. Ben kendim de yapabilirdim. Kendim de yapabilirim mesela. Yağını değişmek olsun, zincir ayarı, şunlar bunlar. Ama ben ellemiyorum. Niye sıfır motor aldım? Niye ben yapıyorum? 50-100 lira vereyim servis yapsın. Ve bu şekilde, incelememiz bu şekilde. Gelecek olan video motor temizliği hakkında olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.